gün dayanışma günüdür. Ferazat ve fedakarlık günü. Yani. Devletimizin, milletimizin yanında olma günüdür. Farklılıkları, farklı düşünceleri bir kenara bırakma günüdür. Bütün farklılıklarımızı bağrımıza basma günüdür. Her şeyimizde o kardeşlerimizin yanında olma, onların acısını azaltma, derdiyle dertlenme günüdür. Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani vücudun bir yerinde bir sıkıntı olduğu zaman diğer azalar bunu diyor hisseder diyor. Şimdi biz nasıl bir vücudun azalarıyız? İşte şu an bizim kalbimiz, yüreğimiz, gönlümüz orada atmalı. Orayı hiç unutmamalıyız. Yani şu an 10 ilden bahsediyoruz Mustafa Bey. Yani ve 13 milyon kardeşimiz bu olaydan etkilenmiş. Ne olur gevşemeyelim. Yardımları kesmeyelim. İnşallah. Daha da artıralım. İnşallah. Ama planlı, koordineli. Az önce anlattığım gibi AFAD, Kızılay. Tabii orada yapılanları mesela devleti yetersiz görüyoruz, şudur budur diyenler var ya, mesela işte kendimizi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştik falan filan. Hadsiz. Tabii bunların hepsi ne biliyor musun aslında? Kendi içindekini söylüyor aslında. Evet. Hani milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi bilirim. Aynen öyle. Ya herkes senin gibi değil kardeş. Değil. Herkes senin gibi değil. Yani biz orada gitmişiz, bölgede ciddi riskler almışız ki alacağız tabii, ne demek yani. Gerekiyorsa biz de orada öleceğiz. Yani şimdi arabada yattık kalktık. O soğukta ben niye döndüm onu da söyleyeyim. Yani aslında yüreğimi orada bıraktım, döndüm. Buradan orayı organize etmek için döndüm. Tabii. Mustafa Bey biz bak dün bir tır çıkardık. Bugün bir yine bir kamyonu yükledik çıkardık. Konya'ya şimdi mesela Konya'da yurtlara yerleştirilmiş kardeşlerimiz için oradaki müftülükten bize bilgi geldi. Kur'an-ı Kerim gönderdik, seccade gönderdik, tesbih gönderdik. Şu an arkadaşlarımız yolda. Yani sadece deprem bölgesinde değil ki dışarıda da kalan kardeşlerimiz var. Farklı illere giden kardeşlerimiz. Onlarla da ilgileneceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Yarın bir tır yola çıkartacağız. Bu çalışmalar devam edecek. Bu hizmetler devam edecek. İnşallah. Ama kesinlikle ve kesinlikle kimseyi ayırmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öyle devam edecek. Yani böyle bir zamanda, böyle bir zeminde kimse farklılıkları gündeme getirmemeli ki çok büyük ayıptır bu. Yani biz oradaki kardeşlerimizin hepsini kendi canımız olarak görüyoruz.